Hipertansiyon damarlardaki kan basıncının yükselmesi sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla organlardaki damarlanma ne kadar fazlaysa, yani ne kadar çok kılcal damarlara sahipse o kadar hasar görecektir. Genelde 3 organ en fazla hasar sahibidir. Bunlardan birisi beyin, diğeri kalp, diğeri de böbrektir. Böbreklerde özellikle glomerül dediğimiz çok ciddi kılcal damarların yumak yaptığı organelleri vardır. Yani küçük kısımları vardır. Bu yumakların içerisinde çok ciddi basınç artırmasına bağlı hasarlar ortaya çıkabilir. Hasarlar uzun süre ve çok fazla olduğu zaman böbrek yetersizliğine gidebilir. Hatta hipertansiyon hastaları diyaliz hastası haline gelebilmektedirler. İkinci en çok hasar gören organlardan birisi de kalptir. Kalpte iki ayrı hasar ortaya çıkar. Birincisi hipertansiyon kalp damarları üzerinde damar tıkanıklığına sebep olmaktadırlar. İkincisi ise kalpten çıkan bütün vücuda yayılan ana atar damar, aort ismindeki ana atar damarda genişlemeye sebep olmaktadırlar. Bu genişlemenin sonucunda da belli bir haddeye ulaştığında bu damardaki genişleme yırtılmalara sebep olmaktadır. Belli bir haddeye ulaştığında yırtılmadan önce belli bir seviyede biz hastaları ameliyata vermekteyiz. Bu yüzden yüksek tansiyon hastaların bu damarlarındaki genişlemeyi de kontrol etmesinde fayda vardır. Üçüncü zarar gören organımız beyin. Beyinde yüksek tansiyona bağlı küçük kılcal damarlar da kanamalara sebep olmaktadır. Bu kanamalar zamanla çok fazla küçük küçük miktar olarak artması sonucunda beyin fonksiyonlarında bozulmalara sebep olmaktadır. Aynı zamanda beyine giden şah damarlarında da tıkanıklığa sebep olmaktadır yüksek tansiyon. Diğer organlarımız yine gözle görebildiğimiz gözde, göz içerisinde küçük kılcal damarlarda göz doktorlarının göz içerisinde incelemelerinde küçük kılcal damarlarda kanamalara sebep olmaktadır yüksek tansiyon. Bunun dışında vücudumuzda damar olan bütün organlarda hasar oluşturmaktadır yüksek tansiyon.